Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Şehadet ederiz ki, bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki, Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam'ın ilim verdiği önem ve teşvik, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetlerinde görülmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O, insanı bir kan bıhtısından yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalem ile öğretendir. İnsana bilmedikleri şeyleri öğretti. Vahiy yoluyla ilk nazil olan ayet, ilmin ilk kapısı olan okuma emrinden ibarettir. Ardından bilgiyi kaydetme ve aktarma vesilesi olan kaleme işaret edilir. Bu ayetler, tüm insanların ilim faziletine, onu istemeye ve ona teşvik etmeye dikkatlerini çekmektedir. Bu ayetler şunu gösteriyor. İslam, ilim ve marifet dinidir ve İslam milleti de bilim ve uygarlık yapma ümmetidir. Kur'an-ı Kerim'de bir sureye kalem adı verilmiştir. Bu sure Allah Teala'nın Nun, kalem ve onunla yazılanlara andolsun buyurmasıyla başlamıştır. Bu da bilimin malzeme ve araçlarının önemine bir kanıttır. Yüce Allah'ın peygamberin bu dünyada ilimden başka bir şeyin fazlasını istemesini emretmemesi de ilim için şeref olarak yeter. Allah Teala şöyle buyurur. De ki, Rabbim, ey Rabbim ilmimi artır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Bu yüzden ilim devletlerin inşası için gerekli dayanaklardan biridir. İlimle ümmetler gelişir ve ilimle de insanın değeri yükselir ve saygı kazanır. Kur'an-ı Kerim farklı alanlarda ilim ve alimlerin değerini yükseltmiştir. Faydalı ilim, insanların din işlerine ya da dünya işlerine fayda sağlayan bütün bilimleri içermektedir. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ayrıca alimlerin Allah'tan korktuklarına şahitlik eden Allah Teala şöyle buyurur. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır. Yine de başka bir ayette Allah Teala alimlerin kendi zatine şahitlik etme şerefine nail olduklarını bildirip onların yüksek makamını göstererek şöyle buyurur. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim sahiplerinin insanları yönlendirme, onlara doğru yol gösterme, ıslah ve inşa etme hususlarında peygamberlerin mirasçıları olduklarını bildirmiştir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, alimin abide karşı üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Hiç şüphe yok ki Allah'ın onurlandırdığı ve Peygamber Efendimizin övdüğü ilim sahipleri ümmetin ilim, davet ve izah amanetlerini taşıyan dürüst alimlerdir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden bir hadis işitip, onu işittiği şekilde insanlara ulaştıran kulun Allah yüzünü ak etsin. Evet, ümmetin dürüst alimleri yüce Allah'ın kendilerini seçtiği görevin duasını bilirler. Bu görev ilimle veya dinle elde edilecek bir görev değildir ki alimlerin yerine getirmekte oldukları mesaj daha ulvidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Efendimizin dilinden ifade ederek şöyle buyurur. De ki, ben sizden bir ücret istersem o sizin olsun. Benim ecrim Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Ve başka bir ayette şöyle buyurur. De ki, buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Yine de Allah Teala Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut ve Hazreti Şuayb dillerinden ifade ederek şöyle buyurur. Ey halkım! Buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ücretim ancak alemlerin Rabbinden gelir. İşte peygamberlerin insanları Allah'a davet etmelerinde aynı ifade kullanmaları amacın ve yöntemin birliğini ve Allah'a ihlas ettiklerini gösterir. Ümmetin gerçek alimleri zamanlarını ve çabalarını sarf edip din ve vatan hizmetine bilgilerini sunanlardır. Onlar insanlara ortalık, itidal, hoşgörü ve merhamet yolunu göstermişler. Böylece onların çağrıları insani değerleri yükselten, insanın saygınlığını koruyan, tüm insanlarla barış ve huzur içinde yaşayan, inşa edip yıkmayan, imar edip tahrip etmeyen faydalı nesiller yetiştirmiştir. İşte ölümden sonra sahibine yararlı olan ilim budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarar sağlamayan, inşa etmeyen, ahlak ve davranışları düzeltmeyen ilimden Allah'a sığınırdı. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan yararlı ilim dileyiniz ve yarar sağlamayan ilimden Allah'a sığınınız. Peygamber Efendimiz şöyle de dua ederdi. Allah'ın faydasız ilimden, örbermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, ümmetin dürüst alimleri her zaman ortalık bayrağını taşıyan ve Allah'ın dinini aşırıcıların tahrifinden ve cahillerin tevilinden savunan hidayet, doğruluk ve ortalık sahipleridir. Fitne alimleri ise Allah dinini amaçlarına ulaşmak için bir vesile olarak kullanan kötü niyetli insanlardır. Bunlar Allah'ın dinine karşı cüret ederek zarar verip yaramayan, ayırıp birleştirmeyen ve yıkıp inşa etmeyen fetvaları başlatmışlar. İslam dinimiz tekfire yol açan bu tür fetvalardan uyardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hangi kişi Müslüman kardeşi için ey kafir derse, şayet dediği gibi ise bu sözü ikisinden birine döner. Dediği gibi değilse kendi üzerine döner. Fitne alimleri kendileri için insanlara aşırılık ve darlık göstermekten yöntem almışlar. Bu yöntem İslam'ın hoşgörülüğü ve ortalığından çok uzak bir yöntemdir. Zira İslam insanlardan tüm güçlük ve zorlukları ortadan kaldırdı. Allah Teala şöyle buyurdu. Dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz ve kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İşte fetvalarda aşırılık ve zorluk çıkarmak hoşgörülü İslam ortalığına aykırıdır.
Allah Teala şöyle buyurur: böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Ortalık, adalet, itidal ve ümmetlerin helak sebebi olan aşırılıktan uzak durmak demektir. Bu bağlamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırılığa kaçtıkları için helak oldular. Süfyan es-Sevri, Allah rahmet eylesin, bu konuda şunu söyler: İlim güvenilir bir alimden işitilen ruhsata tabi olmayı gerektirir. Aşırılık ise herkesin iyi bildiği şeydir. Bilgisizce konuşan ve ümmetin sebeplere sarılmasının gerekliliğini anlamayan ve dünyanın imar edilmesinin dinlerin en önemli amaçlarından biri olduğunu bilmeyenler de fitne alimlerine bağlıdırlar. Muhakkak ki biz dünyamızın işlerinde başarılı olmadıkça insanlar dinimize saygı göstermeyeceklerdir. Biz dünyamızın işlerinde başarılı olunca insanlar hem dinimize hem de dünyamıza saygı göstereceklerdir. Bunu anlamayanlar birçok insanın dünyanın dine olan ilişkisini ve sebeplere sarılmanın gerekliliğini yanlış anlamasına yol açan vaazlarında hep dünyadan uyarırlardı. Bunların yüzünden zahitlik tüm dünyadan kesilmek ve insanlardan uzak durmak diye yanlış anlaşılmıştır. Bunlar Yüce Allah'ın şu sözünü ihmal etmişler. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Rabbimiz bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver. Bizi ateşin azabından koru diyenler vardır. Bununla birlikte bilimsel olarak yeterli olmayanların fetva vermeye cüret etmelerinin hem sapma hem de saptırma olduğunu vurguluyoruz. Bilindiği gibi bilmeden insanların hayatlarına zarar veren ne kadar çok fetva vardı. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh şöyle demiştir: bir sefere çıkmıştık, bizden bir adama taş değdi ve başını yardı. Bu adam ihtilam olmuş ve yol arkadaşlarına benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğunu düşünüyor musunuz diye sormuş. Onlar da su varken teyemmüm edemeyeceğini, dolayısıyla onun için bir ruhsat bulunmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine adam gusletmiş, ancak yarası su alıp azdığından dolayı ölmüş. Peygamberin huzuruna geldiğimizde bu hadise kendisine haber verildi. Bunun üzerine Efendimiz, onu öldürdüler, Allah da onların canlarını alsın. Bilmiyorlarsa sorsalar ya, muhakkak ki cehaletin ilacı sormaktır. Gerçekten ona sadece teyemmüm etmesi, yarasının üzerine bir bez bağlayıp sonra üzerine meshetmesi ve vücudunun geri kalan kısmını da yıkaması yeterliydi buyurdu. Bunlardan hareketle her birimiz sadece kendi uzmanlık alanıyla ilgilenip herkes çok iyi bildiği işleri yapmalıdır. Allah'tan korkmamız, ilme saygı duymamız ve sözün tehlikesini değerlendirmemiz gerekiyor. Bilelim ki bilgisizce söylenen bir söz yıkım ve bozgunculuğa neden olur. Dolayısıyla susmak zarar veren söz söylemekten daha hayırlıdır. Eğer ki her bilmeyen kişi sussaydı hiç anlaşmazlık olmazdı. Peygamber Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseye ya faydalı söz söylesin veya sussun. Ey Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip et. Batılı batıl olarak göster, ondan kaçınmayı nasip et. Bize yarayacak şeyleri öğret ve bize öğrettiğin şeylerin faydasını göster. Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen koru. Dualarımızın sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir.